Darbe girişiminin yaşandığı ilk günün akşamından itibaren Samsunlular ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmaya ve milli irade coşkusunu yaşamaya devam ediyor. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe, Cumhuriyet Meydanı tarihi boyunca önemli olaylara şahitlik etti ama belki de en önemlilerinden birisi buydu dedi. Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı bu şehirde, ilk adım ilçesinde, ilk adım anıtının hemen biraz 500 metre ilerisinde millet tekrar bir milli mücadele veriyor. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ise Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla geldik ama neredeyse halkımız Cumhurbaşkanımız çekil dese de çekilmeyecek durumda diye konuştu. İnsanlar öyle bir bunu benimsedi ki şu, ben geziyorum halkın içinde, görüyorsunuz siz de. Vatandaşımızın birinci düşüncesi şu: bu askerin içindeki teröristler, bakın buna kesinlikle askerlerimiz demiyoruz, askerin içindeki teröristler bunu hangi akla hizmet yaptılar? Kendi vatandaşına, kendi halkına karşı bu vahşi hareketi bunu nasıl yaptı diye bir tepki var aslında. Cumhurbaşkanına sahiplenme, demokrasiye sahiplenme, en doğrusu gerçek bir söz vatana millete sahiplenme var. Demokrasi nöbetinin 6. gününde Haber Radyo'da Cumhuriyet Meydanı'nda canlı yayındaydı. Cumhur Kocaoğlu yönetiminde Haberaks Televizyonu Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok şöyle konuştu. Biz de çok mitik gördük. Yani bu meydanda çok mitik gördük. Tabii bu çok önemli bir duygu. Yani vatandaşımızın vatanına, milletine, bayrağına, efendim ülkesine sahip çıkma adına bence çok önemsediğim ve dünyada da zaten bir benzeri olmayan bir olay bu zaten vatandaşımızın. Hani yani insanların buraya gelen o coşku selinde insanlar buraya gelirken belki isim önemli değil. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor olabilirler. Ülkelerini çok seviyor. İnsanlar buraya ölmeye mi gelmişti? İnsanlar kesinlikle vatan gittikten sonra bizim yaşamamızın bir anlamı yok. Zaten bunları sizin yapmış olduğunuz röportajlardan da görüyorsunuz. Ben gerçekten bu vatandaşlarımızın o tankın altına yatan, efendim o silahların karşısında hiç geri durmadan o havadan kurşunlanmalarına rağmen yanındaki arkadaşlarının yaralandığını göre göre rağmen yine ayağa kalkıp yine o efendim koşan vatandaşlarımızı gördükten sonra Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmez. Demokrasi nöbetine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da destek verdi. Haber Radyo'nun canlı yayınına katılan Başkan Togar önemli günlerden geçtiklerini belirtti. Ama yani bu milletin gösterdiği fedakarlığın %1'ini biz gösteremeyiz. Burada sabahlayanlar var, nöbet tutanlar var. Bu milleti Cenab-ı Allah seviyor. Bu ülkeyi Cenab-ı Allah tutuyor. İnşallah bizi bırakmayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gecenin geç saatlerine kadar devam eden demokrasi nöbetine Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılaz ve binlerce Samsunlu katıldı.